yapılmayacağını bile bile, köşeli parantez, çok yol yürümek, eski Putin. Çok yol yürüyenleri, çok zaman harcadı gibi görüyorlar. Belirlediğin hedeflere ulaşmak için harcadığın zamandan bahsetmek istediğinde, bayağı yol aldık, dersin. Yol almak ileriye atılan adımlarla olur. Ara sıra yorulduğunda dinlenmek için büyük çınarlar altında kısa süre soluklanırsın. Bir tas su veren olursa ne âlâ. Yol yürürken bazen sırtında yükün de olur. Bu yükün içinde günlük tüketeceğin helalinden azık da vardır, içeceğin su da. Yürüdükçe ayağındaki potin eskimeye başlar, sırtındaki miltan terlemeye kokmaya başlar. Ayakların su toplamaya başlar, derin güneşten yanmaya, dudakların susuzluktan çatlamaya. Suyu idareli kullanmak zorundasın. Yolun sonuna gelince seni paspal, kokuşmuş, işe yaramaz bir adam olarak gören çok olacaktır. Terinden, nefesinden tiksinen, yırtık potinine bakıp dalga geçen birçok insan. Unutmadan söyleyeyim, sırtına yükü vuran koca adamlar vardı ya, onlar da sana ne yaptı ki diyecekler, taşıdığın emek verdiğin yükü elinden alıverip, bu zaten benimdi diyecekler. Yolda çektiğin emeğe saygısızca, enayi ya bu, yapmasaydı, ne yaptı ki, şimdi başka enayi bulalım, diyecekler. Yol, potin ve sen.